Enflasyon rakamları açıklandı Ekim ayının geçtiğimiz günlerde. Siz bu rakamları doğru buluyor musunuz? Tabii ki doğru bulmuyoruz. Sonuçta tenis topu değil. Enflasyon da baz alınan şey. Ben İzmir'de yaşıyorum. İstanbul'da misafirim. Dehşet durumdayım. Ülkemiz gerçekten bir işgal altında. Yani örtülü bir işgal altındayız. Arap istilasında altındayız. Burayı sanki Birleşmiş Milletler mülteci kampı gibi gördüm. Anlatabiliyor muyum? Korkunç enflasyon var. Alım gücü çok düşük. Yani Allah sonumuzu ayırsın. Ben kendi adıma değil, gençler adına ve sizler için çok üzülüyorum. Peki bir çözüm öneriniz var mı? Üretim, tasarruf. Tabii ki bizim değil tasarruf. Baştakilerin tasarrufu. Anlatabiliyor muyum? Baştakilerin tasarrufu eğer insan gibi tasarruf yaparlarsa ve üretime ağırlık verirlerse gençlerimiz de dışarıda çözüm arayıp hayatlarını dışarıda aramazlar. Gençler yurt dışında hayatlarını kurma telaşındalar. Ülkeye güven kalmadı. Geleceğe güven kalmadı. Çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Atatürk'ün açtığı yoldan saptığımız için bu haldeyiz. Allah sonumuzu hayretsin. Yani ne diyeyim? Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne diyeyim? Yani ne diyeyim? Lütfen siz de gençler olarak, yani bu ülke bizim, gelecek başka bir ülkemiz yok bizim. Biz Türk milletiz. Yani mülteci ruhumuz yok bizim. Bir yerlerde yaşayamayız. Burayı sahip çıkmak zorundayız. Sandıkta da gereğini yerine getirmek zorundayız. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Çok